Merhaba, bizden birine hoş geldiniz. Bugün Lefter Küçükhan da 17'sin heykelinin önünde, Büyükada'da, torunu Özcan Katmer ve yakın arkadaşı Ahmet Tanrıverdi ile beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben 1979 yılında Büyükada'da dünyaya geldim. Eğitimimin bir kısmını burada, bir kısmını karşı taraf tabir ettiğimiz Bostancı'da bitirdim. Üniversitede dahil olmak üzere. İş hayatım derseniz, iş hayatımda büyük çoğunluğu burada geçti. Bir kısmı karşıda geçti ama tekrar 4-5 sene evvel Büyükada'ya tekrar dönüş yaptım. Ve kışları da dahil olmak üzere Büyükada'da yaşıyorum şu anda. Peki ya siz? Ben 1944 yılında Büyükada'da doğdum. Şu anda 71 yaşındayım. Bildiğiniz gibi bir işletmecilik yapıyorum. Bunun dışında adayla ilgili kitaplar yazıyorum. Size Lefter'in torunu olmak, size ise Lefter'in yakın bir arkadaşı olmak neler hissettiriyor? Lefter'in torunu olmak çoğu zaman insanların söylediği gibi benim için onur kaynağı ve gurur kaynağı. Ama onun dışında bana bir ayrıcalık hissettirdiğini düşünmüyorum. Şöyle ki, Lefter'in torunu olmak olgusu insanların gözünde büyük bir ekolün, tarihe mal olmuş bir insanın, büyük bir kabiliyetin torunu olmanın insanları değiştireceğine inanır. Ama benim böyle bir inancım yok. Hiçbir zaman olmadı. Bu da Lefter'in kendisinin de mütevazi oluşunun bize yansımasıydı adeta. Lefter'in torunu olmak en büyük yaşattığı şey iyi bir Fenerbahçeli olmak ve onun ülkesine, vatanına hizmetinden dolayı gurur ve onur taşımak. Benim için bunları söyleyebilirim size. Peki siz Lefter'in yakın bir arkadaşı olmak sizi nasıl hissettiriyor? Biz futbolu Lefter abi sayesinde öğrendik. Lefter abiye olan sevgimiz, onun futboluna olan aşkı bize de futbol oynattı. Uzun süre ben de futbol oynadım ama onun takımında olmadım hiçbir zaman. Ben Galatasaray genç takımında başladım futbolu. Oynadım. Yaz aylarında adalar arası maçlarda Lefter abiyle beraber top oynadık. Sonra onun futbolu bırakmasından sonra minyatür futbol çok oynadık. Adada eğer bizim nesil futbolu sevmişse, daha doğrusu daha da ileri gittim, sporu sevmişse bunu Lefter abiye borçluyuz. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir adam çıkıyor buradan. Türkiye çapında bir futbolcu oluyor. Onun futbolunu anlatmak zaten bize düşmez. Onu futbol tarihi zaten yazdı. Ama futbol aşkı, spor aşkı ve buna bağlı olarak da tabii sporcu ahlakını biz Lefter abiden öğrendik. Peki çevrenizin size karşı bakış açısı değişiyor mu Lefter'in torunu olduğunuzu öğrendiğinizde? Öğrendiklerinde daha doğrusu. Daha çok bunu şu anlamda görüyorum. Lefter ismi zaten Türkiye'de gerçekten geçmişte de çok sevilmiş, hala da çok sevilen, saygı duyulan bir isim. Dolayısıyla onun bir yansıması olarak onunla aynı kanı taşıyan biriyle tanıştıkları zaman insanlar, bu da torunu olunca, belki onun yüzünü görüyormuş gibi, onunla tanışıyormuş gibi heyecan duydukları için bundan memnun oluyor insanlar. Evet, bu tarz tepkiler beni memnun ediyor. Onun da ruhuna gittiğini düşünüyorum güzelliklerin. Kendisi özel hayatında nasıl bir insandı? Özel hayatını fazla konuşmak bana gene düşmez. Yani nasıl bir karaktere sahipti daha doğrusu? Asıl bir kere Lefter bu. Abi olağanüstü hırslı bir insandı. Zaten bu hırsını sahada gösterirdi. İlle kazanmak için oynardı. Aramızda yaptığımız o minyatür maçlarda veya ada maçlarında da aynı şeydi. Yani Lefter abinin taptığı tek şey vardı, futbol. Başka bir şey yoktu. Onu bilir, onu söylerim. Onunla yatar, onunla kalkardı. Ve ondan öğrendiğimiz şey gene budur. Biz bir iş yapacaksak severek yapmalıyız. O yaptığı işi severek yapmıştır. Siz peki yani Lefter'in karakteri deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi Lefter ismi büyük bir futbolcu, büyük bir geçmişe sahip bir insanın dışında en başında ben onu
dedem olarak görüyordum. Mutlaka. Bir dede olarak nasıl diye sorarsanız bana, mütevazi bir insandı en başında. Hiçbir zaman ne ailesine ne de çevresine o yaşadığı şaşalı hayatı, o yaşadığı onurlu hayatı, ünlü hayatı gerçekten yansıtmamıştır. Hiç göremezsiniz bunu onu sosyal yaşamında, görmemişsinizdir. Ben de görmedim. En başta söyleyebileceğim bu. Onun dışında çok hırslıydı. İnanılmaz hırslıydı. Zaten belli bir yaştan sonra hatta doktoru da maçları izlemesini bu hırsından dolayı da yasaklamıştı ona. Ve bir dede olarak ailesinin başında aile reisliğini her zaman üstlenen, futbol yaşamı dışında da ailesine mümkün mertebe vakit ayırmaya çalışan bir insandı benim için. Ve mükemmel bir hayvan severdi. İnanılmaz. En büyük özelliklerinden bir tanesi de budur benim dedemin. Futbol hayatı nasıl başladı? İlk yıldızı ne zaman parladı? Lefser abinin yıldızı mahallede parlıyor. Annemin mahalle arkadaşı. Babası okula yolluyor, okula gitmiyor. Okuldan kaçıyor, top yok. Topu elinden alıyorlar. Ki o zamanlar tabii böyle futbol topu falan yok. Tenis topları, kağıttan veya bezden yapılan toplarla oynanıyor. Babası top oynamasın diye ayakkabılarını alıyor, yalın ayak oynuyor. Böyle bir aşk var. Sonra Taksim Kulübü'ne gidiyor. Taksim Spor'da oynadıktan sonra da askere gitti Diyarbakır'a. Askerdeyken Diyarbakır'ın bir amatör takımında futbol oynuyor ama sahte lisansla oynatıyorlar. Son maçta, final maçında Ankara'da oynarlarken de sahte olduğu anlaşılıyor, o maçta oynatmıyorlar. Sonra askerliği bittikten sonra geliyor adaya tekrar. Bütün kulüpler peşinde. Bir hikayesini bana anlattı. Bunu hiçbir yerde belki duyamazsınız. Hatta bunu ben kitaplarımdan birinde yazdığım zaman da bana kızdı. Niye bunu yazdın dedi. Abi dedim her şey bilinsin. Galatasaray Kulübü bundan ilgileniyor. Bunu transfer etmek istiyor. Anlaşıyorlar. Şeye giderken, vapura giderken mukavele yapmak için vapurdan şey çıkıyor. Ali Muhittin Hacı Bekir, Fenerbahçeli. Önemli bir insan. Bu meşhur şekerci Hacı Bekir. Ona gidiyor diyor ki baba diyor ben diyor Galatasaray'a gidiyorum diyor. İdareciler geldi diyor. Hiçbir yere gitmiyorsun diyor. Ben seni yarın diyor Fenerbahçe'ye götüreceğim diyor. Ve onun üzerine gitmiyor. Fenerbahçe'ye gidiyor. Futbolu bırakana kadar da arada kısa bir dönemi saymazsak hep Fenerbahçe'de oynamıştır. Uzun süre oynamıştır. Lefler Fenerbahçe'de idol olmuş, abide olmuş bir insandır. Onun dışında futbolu bırakana kadar bir de Avrupa şeyi var, serüveni var biliyorsunuz. Fransa'da ve İtalya'da oynadı. Lefter'in biraz önce sorduğunuz bir soru vardı. Ona da bu arada bir parantez açıp cevap vermek istiyorum. Lefter çok büyük paralar kazandı. Çok büyük bir şöhret oldu. Ama ne para ne şöhret onu şımarttı. Biliyorsunuz bugün futbolcular dünya kadar para alıyorlar. İlk önce arabalarını değiştiriyorlar. Sonra semtlerini değiştiriyorlar. Sonra da karılarını değiştiriyorlar. Lefter abi hiçbir zaman adadan kopmadı. Adada antrenmanlarını da burada yapardı giderdi. Ada sevgisini konuşacaksak hiç kimse... Evet, büyük adanın onun hayatındaki Lefter rolü neydi? Lefter kadar adayı seven bir insan ben görmedim. Yani yaz, kış, yağmur, çamur hiç fark etmez. Buradan maçlara gitti geldi. Hiçbir zaman İstanbul'da kalmadı. Hiçbir zaman evini değiştirmedi. Hiçbir zaman çevresini değiştirmedi. Hiçbir zaman arkadaşlarını satmadı. Yani bu bakımdan mükemmel bir adalıdır. Biraz önce Özcan'ın dediği gibi de olağanüstü bir hayvanseverdir, çevre severdir, doğa severdir. Hatta emekli maaşının bir galiba kedi ve köpekleri sokak hayvanlarını ayırmıştı. O derece hayvan seviyordu ki bir gün ciğerci Altan'ın önünde, ciğerci Altan kedinin birine bir tekme attı, ayağına tırmık attı diye. Niye atıyorsun dedi. İki sene konuşmadı onunla. Böyle bir hikaye vardır. Lefter'in bu Büyükada sevgisinden dolayı mı siz hala torunu olarak Büyükada'da yaşıyorsunuz ve çalışıyorsunuz? Onun bu sevgisinin sizin üzerinizdeki etkisi ne oldu? Dedemin hayatta vazgeçemeyeceği iki şey vardı bana sorarsanız.
Birincisi futbol. İkincisi de ada. İkincisi de ada. Aşklarını da sorarsanız, birincisi Fenerbahçe'dir, sonra da eşi. Dedim, adaya olan sevgisi aşktan, sevgiden öte bir şeydi, tutkuydu sanki. Vazgeçilmez bir şeydi. Ki Ahmet abinin söylediği gibi maçlara gittiği zaman soyunma odasına gidip duş almadan direkt adaya gelir. Adada duşunu alır, evine gelir. Evinde istirahatini ederdi. O derece karşıda adadan ayrı kalmaya bir dakika bile tahammülü olmayan bir insandı. Şimdi böyle olunca ve burada doğup büyüyünce bizdeki ada sevgisi de onun gibi o boyutlarda ve o derece tutkuyla içimizde var olmaya başladı. Dolayısıyla adada yaşamayı çok seviyorum. Tıpkı Lefter gibi, tıpkı daha büyük insanlar gibi, adada var olmuş, yetişmiş diğer büyük insanlar ya da adalılar gibi, gerçek adalılar gibi adada olmaktan çok mutluyum ben de. Ordinarius lakabı nereden geliyor? Ordinarius lakabını hasta bir Fenerbahçeli olan ve yazları Burgazada doduran Manol Taylan ismindeki dostu koymuştur. Yani o derece futbolda üstün bir yetenekli ki bir gün attığı golden sonra işte Mithat Paşa stadında bağırdı. Sen futbolun ordinarüsüsün diye. Ordinarius evvelden şeyde akademisyenlerde profesörden sonraki verilen bir titredi. Hakikaten o lakaba uygun tek adam da futbol olarak Lefter'di. Ver Lefter'e, yaz Defter'e sözü. İsmet Paşa'ya aittir benim bildiğim kadarıyla. İşte Lefter olağanüstü bir cumhuriyetçidir, olağanüstü bir Atatürk sevdalısıdır. Hatta şey daha sonra da söyleyecek herhalde. Evdeki bir Atatürk büstünü öpmeden uyumazdı diyebilirim ben. Öyle mi? Evet. Dedem yatmadan evvel muhakkak şimdi, salonda olan Atatürk büstünü öper. Ondan sonra yatağına geçer ve uykuya öyle dalardı muhakkak. Şimdi şey vardır biliyorsunuz, azınlıklar işte İsmet Paşa'yı fazla sevmez gibi bir laflar vardı. Neden? İşte varlık vergisinden dolayı diye söylerler. Halbuki Lefter'in bütün devlet büyüklerine karşı istisnasız saygısı vardı. Ve 1964 senesinde İstanbul Belediye Meclisi'ne Beyoğlu ilçesinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi olarak seçime katıldı, kazandı. Ve bunu İsmet Paşa ile olan bir konuşmasıyla, peki paşam siz ne derseniz o olur dedi. İşte Lefter'e ver Lefter'e yazsın Defter'e lafı da o zaman çıkmıştı. Sonra paşadan özür diledi, kendisini bağışlamasını istedi. Siyaset bana göre değil dedi. Ben müsaade ederseniz de futboluma döneceğim dedi. İstifa etti, yerine yedek üye seçildi. Lefter dediğim gibi yani Cumhuriyet'e, Atatürk'e, Cumhuriyet inkılaplarına çok bağlı bir insandı. Her zaman alkışlarım bu tarafına. Varlık vergisi kendisini, ailesini ya da yakınlarını olumsuz yönde etkiledi mi? Sanmıyorum, şu anlamda söyleyeceğim. Çünkü Lefter abinin babasını da ben çok iyi tanıyorum. Bunlar yani orta halli veya biraz daha aşağı düzeyde balıkçılıkla geçinen, ekmek paralarını denizden çıkaran insanlardı. Varlık vergisi biliyorsunuz varlıklı insanlara konmuştur. Lefter abi zaten o zamanlar daha yeni yeni toparlanıyor. Yani futbolla falan öyle aman aman bir serveti olmadığı için ona dokunduğunu sanmıyorum. Ama basında bu tip yakıştırmalar yapıyorlar. Lefter'in ismini de hemen böyle atıyorlar ortaya. Ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü 1940'lı senelerdedir biliyorsunuz varlık vergisi. Lefter'in de o zamanlar da yeni yeni futbolda haşır neşir olduğu zamanlardır. Çünkü yaşı zaten 20'li yaşlardır. Aile içinde geçen konuşmalarda da Ahmet abinin dediği gibi ben de şahit hiç olmadım varlık vergisinden etkilenmek gibi ama şunu çok duydum. O dönem tabii varlıklı arkadaşlarından ayrılmanın üzüntüsü çok yoğun biçimde bütün adada, daha doğrusu azınlıklar içerisinde fazlasıyla hissedildi ve yaşandı. Bunu biliyorum. Birebir ağzından da duydum. Çünkü varlık vergisinin çıkışıyla birçok arkadaşı üst mertebede olan, daha doğrusu kalbur üstü tabir ettiğimiz arkadaşları maalesef buraları terk etmek zorunda kaldı.
Ailesinde onun gibi sporla uğraşan biri var mıydı? Ben birebir şahit olmadım tabii ki ama abisi olduğu hep konuşulur, söylenir. Hatta onun da çok yetenekli olduğunu söylerler. Ahmet abi birebir şahit olmuştur. Evet. Büyük ihtimal. Abisi Panani. Çok iyi futbolcuydu. O da Beyoğluspor'da oynardı. Ve karşı karşıya girdiler. Kıran kıran oynarlardı. Öyle şey yok. Yani dostluk diye bir şey yok. İkisi de hırslıydı. Ben Panani abiyi de seyrettim. Çok mütevazı bir insandı Panani abi de. Sessiz böyle. Badana boyacılık yapardı. Fenerbahçe'den sonra Lefter İtalya'da ve Fransa'da oynadı. Az önce siz de söylediniz. Ve sonra tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe'nin kendisi için önemi neydi? Ne kadar değer veriyordu Fenerbahçe'ye? Avrupa'ya bir teklif üzerine gitti. Ama işte adadan kopamadı, Fenerbahçe'den kopamadı. Hasret onu buraya döndürdü. Hasretinden geldi. Şimdi buradaki arkadaşlık, bağlılık, merbudiyeti orada görmesi mümkün değil. Batı biliyorsunuz çok daha maddi değerlere önem veriyor. Lefter'in de aradığı buydu. Mesela adada çok arkadaşı vardı. Bunun içinde yol işçisinden tut, eşekçisine kadar, bahçıvanından tut, bakkalına kadar, tüccarına kadar her sınıftan arkadaşı vardı. Onlar da bulduğu mutluluğu orada bulması mümkün değildi. Ve memleket özlemi, ada özlemi onu buraya getirdi tekrar. Ve gene yuvasına gitti, koşa koşa Fenerbahçe'ye gitti. Ve futbolu da orada bıraktı biliyorsunuz. Kaç yaşında tam olarak bilmiyorum ama 50'sine yaklaşmıştı galiba. Tam olarak bıraktığında birebir futbolu 41-42 yaşında. Burada, ha işte ondan sonra bir de AYK'e gitti biliyorsun. Evet, AYK'e gitti. Ondan sonra, yani Yuvarlı Türkiye'nin tamam. Metdüsü diyebiliriz. İngiltere'de bir Metdüs vardı. İleri yaşına kadar futbol oynamıştı. Lefter de o ileri yaşında futbolu bıraktı. Bir de evet, Güney Afrika'da da oynadı bir gitti. Fenerbahçe kendisine gerekli önemi verdi mi, gerekli değeri verdi mi? Aralarında hiçbir zaman bir kırgınlık oldu mu kulüp olarak? Fenerbahçe kulübüyle hiçbir zaman bir kırgınlık yaşamamıştır dedem. Çünkü Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe kulübüne son derece sevgi duyan, aşık olan, onunla aşk yaşayan bir adamdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde kırgınlık olmamıştır Fenerbahçe kulübüyle, Fenerbahçe ile arasında. Gereken önem ve değer bilirsiniz insanlara futbol oynadıktan sonra diğer ki zamanlarda da yani yaşlılık döneminde de vefa olarak gösterilir. Bunu misliyle Fenerbahçe Kulübü Lefter'e göstermiştir. Her zaman, her döneminde ki biliyorsunuz son zamanlardaki hastalık dönemlerinde de bunu yoğun yaşadık. Başta Fenerbahçe Başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere yine Ali Koç Beyefendi de son derece ilgili, alakalı ve şu an ismini unuttuğum, sayamayacağım birçok yönetimden olsun, Fenerbahçe camiasından olsun birçok sevdiğimiz isim her zaman dedemin yanında olmuştur. Maddi manevi son anına kadar her türlü desteği, ilgiyi, alakayı dedeme göstermişlerdir. Bu konuda ailesi olarak biz de başkanımız, kulübümüz ve yöneticilerimiz adına hepsine minnettarız. Her zaman da böyle minnettar olacağız. Lefter 21 golle döneminin en çok gol atan milli futbolcusu olmuştu. Ve bu unvanı 33 yıl boyunca elinde tuttu. 9 yıl boyunca da milli takım kaptanlığı yaptı. Bu başarısını neye borçluydu? Her zaman söylüyorum, spor ahlakına borçludur bir. Yıldız olmasına borçlu iki, hırslı olmasına borçludur ve o hırsını hepsini takım arkadaşlarına da enjekte etmiştir. Şimdi Özcan'ın söylediklerine ilaveten bir şey daha söylemek istiyorum. O daha iyisini biliyor tabii. Fenerbahçe Kulübü ona hakikaten değerini vermiştir. Ve sadece Lefter adına aşağı yukarı 25 kilo geçen bir de albüm kitap yapmışlardır. Doğru, evet, evet. Piyasada satılmayan. Sadece Fenerbahçe Kulübü'nde olan ve Lefter'e verilmiş bir kitap vardır ortada. Aslı Fener. Yani muhteşem bir eserdir. Türkiye'de hiçbir sporcuya böyle bir eser şimdiye kadar basılmamıştır.
1966-67 sezonunda teknik direktörlük yaptı Mersin İdman Yurdu'nda. Evet. Ve ilk defa Mersin İdman Yurdu onunla birlikte birinci lige çıktı. Yani her zaman iyi bir sporcu, iyi bir teknik direktör anlamına gelmiyor. Ama Lefter bunu da başarmıştı. Sizce bunu nasıl başardı? O dönem sanırım oyuncu ve antrenör olarak ikisi bir arada olarak o takımda Mersin İdman Yurdu'nda yer aldı. Dedemin şöyle bir özelliği vardı bana göre. Liderlik vasfı oldukça ileri kademelerde olan bir adamdı. İleri boyutta olan bir adamdı. Ve çok hırslıydı. Şimdi bunları sentezlediğinizde ortaya... Hem iyi bir sporcu hem de iyi bir teknik direktör çıkar. Tabii ki. Futbolcu ve teknik direktörlük anlamında ikisini de yapabilen bir kapasiteye ulaştı orada. Ve gittiği sene de Mersin İdman Yurdu'nu şampiyonluk çıtasına ulaştırdı. Bu onun hırsından ve disiplinli çalışmasından dolayı o takıma kattığı bir mutlu bir olay oldu Mersin İdman Yurdu için. 6-7 Eylül olaylarında hem bir Rum hem de bir Hristiyan olmasının zorluklarını yaşamıştı Lefter. Ve buna rağmen Fenerbahçe taraftarından büyük destek görmüştü. O zamanlarla ilgili hiçbir anınız var mı bize anlatabileceğiniz? 6-7 Eylül olduğu zaman ben 11 yaşındaydım. Ve bizim evimizin arka tarafındaki sokakta oturuyordu Lefter. Etkilendiğini sanmıyorum. Çünkü ailesi de bunu, kendisi de bunu bu şekilde söylemiştir. Zira bu hareket başladığı zaman o işte demin bahsettiğim arkadaşları evine abukaya almıştır. Ve o eve kimsenin kötü bir şey yapmasını engellemiştir. Ama yine de saldıranlar olmuştur. Ancak saldıran olmamıştır. Olmadı. Sadece arka taraftaki bir bahçeden bir damacana kafası, o zaman sarıydı onlar. Ondan bir tane yatak odasını hatırlıyor, cam kırılıyor. Onu da kimse fark etmiyor. Sadece içeride işte şeyler fark ediyor. Eşi, annemle çocukları ağlamaya fark başlıyor ediyor. Bebek oldukları için. Bir tek camı kırılmıştır. Onu da yapanın kim olduğunu biz de biliyoruz. Ailesi de biliyor. Fakat ama yine de şikayet etmemiştir. Şikayet Lefter. Etmemiştir. Yani o adamın, affedersiniz, hayvanlığına vermiştir. Ve bu adamı bildikleri halde de deşifre etmemişlerdir. Onun için bizim de şimdi söylememiz yanlış olur. Maçtan önce eğer isteseydi günümüzdeki yabancı futbolcular gibi haç çıkararak sahaya çıkabilir miydi? O dönemde öyle bir rahatlığa sahip miydi? Şimdi şunu söyleyeyim size. Yani o günün toleransı, hoşgörüsü bugün yok bir kere. Onu kesinlikle söyleyeyim. O zaman bir tek Lefter yoktu ki. Bir Beyospor kulübü vardı. Baştan aşağı Rum'du. Bir Beykoz kulübü vardı. İçinde Rum futbolcular vardı. Taksim kulübü Ermenilerden müteşekkildi. Feriköy kulübünde şeyler oynardı. Rumlar oynardı. Öyle bir yani göstermelik bir şey yaptıklarını ben bilmiyorum. Hiç öyle bir şey yoktu ki. Şimdi çıktı. Mesela burada biz Rumların içinde büyüdük. Biz o zaman burada azınlıktaydık. Kilisenin önden geçerken başlarını eğer geçerlerdi. Bir şey yapmazlardı falan. Fakat ben Atina'yı görünce şaşırdım. Kilisenin önden geçerken herkes hat çıkarıyor. Hatta bizim Rum arkadaşlara söyledim. Dedim siz niye çıkarmıyorsunuz? Biz böyle şeye alışık değiliz dediler. Lefter'in de böyle bir yani, dini tarafının fazla güçlü olduğunu sanmıyorum. Lefter yani o işlerde daha çok lokal bir insandı. Ada sevgisi vardı, cumhuriyet sevgisi vardı. Dediğim gibi toprağı seven insandı. Yani dini şey, eğer bugün bunu söylerken bazıları ters anlayacak ama laiklik neyse işte laikliğini gösteren bir adamdı. Yani futbolda şimdi hat çıkarmanın ne anlamı? Şimdi bazı Müslüman futbolcular da gidiyor secde ediyor falan. Bu doğrudan böyle tribüne oynamaktır bana göre ve sunidir, doğru bir şey de değildir. Azınlık olmasının hiç dezavantajını yaşadı mı? Hiçbir zaman yaşamadım. Hiçbir zaman. Azınlık olmak Türkiye'de bir çerçevenin içine sığdırılmak değildi hiçbir zaman. O dönem daha fazla bir hoşgörü vardı. İnsanlar arasındaki iletişim daha kuvvetliydi. Irk, dil, din ayrımı bugün olduğu gibi uç noktalarda değildi. Keskin noktalarda değildi. Dolayısıyla ne maça çıkarken hat çıkarması isteseydi yapabilirdi ama o dediği gibi Ahmet abinin çok fazla o dönem futbolcuları tarafından da
dinin ya da herhangi bir şekilde itibar edilen bir şey değildi. Temsil edilmesi diye bir şey söz konusu değildi. Ama azınlık konusunda derseniz herhangi bir sıkıntı oldu mu? Hiçbir zaman duymadım. Aksine belki azınlıklar daha çok el üstünde tutuluyordu. Her zaman için öyleydi. Yani daha onu söyleyeceğim. Şimdi bakın mesela futbol maçlarında dikkat edin, futbolcular birbirlerinin gırtlaklarına basıyorlar. Her dakika bir kavga var. Gördünüz diye sonunda ne oldu? Lefter'in en büyük rakibi Galatasaraylı Turgay, kaleci Turgay. En yakın arkadaşı da Turgay'dı. Özcan söylesin. Son gününe, son saatine kadar her gün telefon ederdi, hatırını sorardı. Böyle bir arkadaşlık var. Şimdi yeni duyulan ama o zaman hiç bilinmeyen bir tabirden bahsedeceğim. Empati. O zamankiler hakikaten empati yapmasını biliyorlardı. Kendisi futbol terörüyle ilgili ne düşünüyordu? Çünkü yakın zamanda biliyoruz ki Fenerbahçe'nin arabasına saldırıldı. O zamanı görmedik ki kızım. Görseydi ne tepki verirdi? İşte bunu sormak istiyorum. Futbol terörü aslına bakarsanız son zamanlarda ağırlıklı olarak artmaya başladığı dönemde, daha doğrusu hayattaydı. Fakat hatta kiminle bir araya gelip bir derbi maçından evvel Turgay Şeren'le mi bir araya geldi? Galatasaray formasıyla Fenerbahçe formasını birbirleriyle takas etti. Turgay değil, şey, Metin Oktay'la. Benim gördüğüm daha şey zaman. Yani birbirlerinin formalarını değişik kullanabiliyorlardı. Şimdi şöyle bir dönemden gelen bir futbolcuyu düşünün. Oyuncuyu düşünün. Ya da taraftarın. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, tüm derbiler ya da tüm takımların maçları yan yana, kol kola, hiçbir taraftar ayrımı olmadan, renk ayrımı olmadan tribünlerde adeta bir şenlik izler gibi, çok güzel bir tiyatro izler gibi, güzel klasik bir film izler gibi hep birlikte izlenen bir senaryoyu düşünün. Böyle bir zamanı düşünün ve bir de bugünü düşünün. O halde bunu görseydi skandal olurdu muhtemelen. Herhalde. Şimdi mesela Dolmabahçe Stadı'nda Fenerbahçe Galatasaray maçlarında kapalı tribünün yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray'dı. Her iki takım da maçtan önce birbirlerini tabutunu çıkarırlardı. Üzerine de bayrağını koyarlardı. Fenerler Galatasaray tabutu, işte Galatasaraylılar Fener tabutu koyarlardı. Bağırırlardı, çağırırlardı, böyle bir teşhir ederlerdi. Ama takımlar sahaya çıktığı zaman her iki takımı da alkışlarlardı. Böyle bir şey yoktu. Bugün bir Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın sahasında Fenerler gidemiyor. Fener maçına Galatasaraylılar gidemiyor. Kamplaşma dediğin şey aslında baştaki yöneticilerin hatasından başka bir şey değil. Bunu istediğin kadar kulüp başkanları şey yapsın, yani engellemeye çalışsın. Devleti yönetenler halkı bu noktaya getirdi bir de. Kamplaşma oldu. Gerek taraftar, gerek imkan, gerekse kulüpler bazında. O dönemin futboluyla bu dönemin futbolu arasında ne farklar var? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bugünkü futbol fiziğe dayalı, o günkü futbol ise maharete dayalıydı. Bir defa sistemler farklıydı. O zaman WM diye bir sistem vardı. İngilizlerin ortaya koyduğu. İşte hafların görevi başkaydı. Beklerin görevi başka, forvetin başkaydı. İçler ayrıydı, santrfor ayrıydı. Yani herkese düşen bir görev vardı. Ve top böyle gider gelirdi ve yetenek konuşurdu. Lefter de çok yetenekli bir insandı. Bugün iddia ediyorum ben. Bugün Messi neyse, Lefter'in oynadığı zaman da Lefter Messi'ydi işte. Siz futbolu ne kadar takip ediyorsunuz? Ben lise döneminde Fenerbahçe genç takımda oynuyordum. Hatta böyle bir ilginç bir anımı da aktarayım size. Biliyorsunuz dedemin tahsil hayatı çok uzun sürmedi. Futbola olan aşkı maalesef o hayatını ciddi yönde etkilemiştir. Tabii varlıklı bir aileden de gelmediği için çok uzun bir tahsil hayatı da olmayacaktı devam ettirseydi de. Ben Fenerbahçe genç takımda oynadığım sürede lise son sınıfta üniversite sınavlarına girdim. Ve tam PAF takıma geçiş yapacağım sırada üniversiteyi kazandığım haberi geldi. Tabii biz de aile büyüklerine sormak, onlardan fikir almak değil de daha doğrusu onların kararıyla hareket etmek daha önemlidir, geçerlidir. Başta dedem, sonra da babamın kararı üstüne futbol hayatım orada bitmiş ve eğitim hayatım başlamış oldu. İnsanlar siz futbol oynadığınızda sizin üzerinizde baskı yapıyorlar mıydı? Sen Lefter'in torunusun, çok iyi olmak zorundasın gibi. Bir şeyler arıyorlardı. Onun tarafından geçen, genlerden geçen ya da onun becerilerinden geçen bir şeyler. Ama en çok baskıyı ben insanlardan değil, dedemden görüyordum. Çünkü onun torunu olarak top oynamanın, futbol oynamanın
ciddiyetini taşımamı her zaman isterdi. Az çok bir şeyler yansıttık ama tabii her aileden bir tane star çıkar, bir tane ordinarius çıkar. Bizim Sizinki ailemizin Lefter'di. De ismi Lefter'di bu konuda. Lefter jübilesini yaptıktan sonra hayatı nasıl ilerledi? Şimdi o senelerde jübilesini yaptı. Antrenörlük yapmıştı. Antrenörlük yaptı. İşte sonra onu da fazla şey bıraktı. Sonra adaya çekildi. Gazetelerde futbol yorumculuğu yaptı, yazı yazdı. Ama işte dediğim gibi adada doğayla iç içe, hayvanlarla iç içe yaşadı. Çıkmazdı adadan zaten. Artık emeklilik dönemi gibi bir şeydi onun için. Rehabilitasyon dönemiydi. Emeklilik döneminde de adaydı. Bütün meşgalesi adada olmak. Genelde bu hayvan sevgisinden dolayı devamlı onlarla ilgilenirdi. Barınaklara giderdi, kontrol ederdi. Oradaki hayvan bakımlarını vesaire. Genelde yoğun biçimde hayvan sevgisinden dolayı onlarla ilgilenirdi. Vefatı sizi nasıl etkiledi? Aileden birini kaybetmenin verdiği üzüntünün dışında Türkiye'ye mal olmuş bir insanı kaybetmenin insanlara verdiği üzüntüyü gördükçe bu acımız daha da katlandı. Ama vefatından sonra da cenaze töreninde de ve daha sonra anma törenlerinde de Türkiye'ye mal olmuş çok büyük bir isim olduğunu devamlı anılarak, devamlı akıllarda kalarak ve saygı duyularak bugün hala yaşatıyor. Birden çok yerde heykelinin olması, sokağa isminin verilmesi, derazı tesislerine isminin verilmesi sizi gururlandırıyor mu? Tabii. Bu isterseniz şu şekilde de ben açmak istiyorum. İlk defa adada Palamut Sokağı'nın ismi Fenerbahçe'nin Lefter Sokağı olarak değiştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararının oy birliğiyle aldığı bir kararla. Teklifi yapan da benim eniştemdir. O da Beşiktaşlıdır. Fakat ne gariptir, bundan 3 sene önce sokak tabelaları değiştirilirken Büyükşehir Belediyesi bir yanlışlıkla olduğuna inanıyorum. Yine eski ismi koydu oraya. Biz hemen müdahale ettik ve 12 saat içinde belediye başkanına müracaat ettik ve araya Hürriyet Gazetesi'nin yazarlarından Fatih Çekirge'yi sokmuştum ben. 12 saat içinde tabela tekrar değişti. Lefter'in aslında yalnız adada değil, yalnız İstanbul'da da değil, çalıştırdığı takımların illerinde de heykelinin olması lazım. Çünkü o futbolu bu millete sevdiren insandır. Unutulmaması gereken biridir. Lefter'in büyük isminin altında futbolun dışında hırsını, doğa sevgisini, hayvan sevgisini de irdeleyerek gelecek nesillere ders vermesi gerekir diye düşünüyorum. Bugün Türk futbolunun efsanevi ismi Lefter Küçükhan 17'sinin torunu Özcan Katmer ve yakın arkadaşı Ahmet Tanrıverdi ile birlikteydik. Kendileri bize Lefter'in hayatını ve bilinmeyen yönlerini anlattılar. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bizden birinde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.